Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yeni güncelleme ile birlikte Nancy'ye yeni modlar geldi. Bu modları şöyle sıralayayım size. İşte keskin nişancı modu, roket modu, zıplıyorsunuz, vurması bayağı zor orada. Ve ekstra olarak da sınırsız mühimmat modu. Öyle diyorum ben buna çünkü cephaneniz hiçbir şekilde bitmiyor. Cephanede doldurmanıza, uğraşmanıza gerek kalmıyor hiçbir şekilde bu modda arkadaşlar. Ekstra olarak yeni görevler veriyor size. İşte keskin nişancı modunda örnek veriyorum. Kafadan vuruş diyor. Çünkü kafadan vurduğunuzda 2500-3000'e yakın hasar veriyorsunuz. Şimdi videomuza geçelim. Size anlatayım detaylı olarak. Her moddan kısa kısa videolar koyacağım. Kısa dediğim de 10 dakikanın üstünde bir video olacak tabii ki. Şimdi hep birlikte videomuza geçelim. Hadi bakalım. Şimdi ilk modumuz arkadaşlar burası. Keskin nişancı modu. Soldan ben görevleri tamamlamışım zaten. Keskin nişancı modu diyorum. Pardon, roket modu. Solda görevleri tamamladım. Şimdi bakıyoruz, bakın adam nasıl zıplıyor. Bunu vurması bayağı zor. Hani burada bir keskin nişancı tüfeği alıp bir köşede durup ölmeden oyunu tamamlayaraktan MVP olarak bitirebilirsiniz. Nasıl oluyor? İşte adama bir tane vurduğunuzda o adam öldüğünde zaten size kill sayıyor. Biraz sonra videoda da zaten hep birlikte göreceğiz. Bakalım şimdi. Bakın adam durdu. Bir tane vurdum. Direkt bakın o öldü. Kili bana saydı. Şimdi bakın bu adama da bir tane hasar verdim. Drone'u bana vuruyor şu an. Bu adama ikinci vurmama gerek yok. Öldüğünde zaten bana kill verecektir. Hani bu mantıkla oynayın burada. Görevlerinizi de tabii tamamlamaya çalışın. Görevleri bitirdiğinizde Nancy madalyasının aksine Nancy spor madalyası veriyor. Onları da aynı şekilde Akça Ağaç'tan ürün transferinde kullanabiliyorsunuz. Onu da zaten göreceğiz videoda. Şimdi ikinci adam da düştü. Bakın ikinci kilimizi de verdi bize. Yine bu bir roket modu. Bakın nasıl zıplıyor. Vurması çok zor. Hani size de zor gelebilir. Eğer mobil oyuncusuysanız daha zor olacaktır. Bilgisayardan, emülatörden oynuyorsanız ivme almanız daha kolay olacağı için sizin için bu mod daha kolay olacaktır. Şimdi keskin nişancıyla bir iki deneme yapıyorum. Birazdan A2 ile aynı modda, roket modunda denemelerim olacak. Onlara da hep birlikte bakalım. Adamı vuramadım gitti ya yalnız. Çok zor abi ya. Bak. Kayboldu. Hani çıkmasını bekliyorum ki önüne sıkayım düşsün diye ama o da yok. Bak adam 2 saattir zıplıyor, hopluyor. Kimse vuramıyor. Bizden 3-4 kişi var ama adam ölmüyor yani. Kimse vuramıyor. Burada drone'un biraz bayağı bir faydası olacaktır arkadaşlar size. Bakın adam bana geldi, varıyor. Elinde elektroşok. Direkt uzadım oradan. Kitleyip kesecekti beni. Çünkü keskin nişancı var elimde. Yani bu modda bu şekilde oynayabilirsiniz. Sağlam bir drone'unuz varsa adama bir tane hasar verirsiniz. Drone'unuz o adamı indirecektir. Drone desteği bayağı önemli bu modda. Şimdi bakalım. Bakın şey bitti. 3 kill'le MIP oldum. Hiç ölmediğim için MVP oldum. Biraz önce size bahsettiğim gibi. Şimdi biraz makineliyle bakalım arkadaşlar. Bu da bir başka oyun. Yani adam vurması bayağı zor. Hele mobildeyseniz çok daha zor bak. Neyse bu adam zıplamıyor etmiyor. Bunu öldürürüz. Hop bak zıplamaya başladı. Vuramıyorum. Ben de zıplıyorum. O da beni vuramıyor. Yani bayağı zor bir mod. Şimdi arkadaşı da geldi onun. Bakın hala ölmedik. Şimdi sağdaki adam öldü. Aynen onun killini verdi bize. Bakın şimdi oyun bitti. Bu sefer de 4 kille MVP olacağım. Hadi bakayım. Onu da alamadık. 4 kill aynen oyun bitti ama biz de öldük. Bir tüfeği keskin nişancı mermisiyle son anda bizi vurdular. Şimdi keskin nişancı moduna geçelim arkadaşlar. Burada kafasından vurmaya dikkat etmeniz lazım. Bakın 2457 vurdum kafa hasarı arkadaşlar. Keskin nişancı modu kafadan vurursanız bakın solda yeni görevli var. Görevler var. Keskin nişancı tüfeği kafadan vuruşlar 5 diyor. Bu görevleri tamamlamaya çalışacaksınız. Size spor madalyaları verecek. Vuramıyorum. Önümdeki engelden dolayı renderlamıyor orayı. Bakın gene vuramıyorum. Şimdi yukarı çıkıp deneyeceğim. Evet bakın kafaya 2000 damage yedi arkadaşlar.
Kafadan vurmaya dikkat edin keskin nişancı modunda. Kafadan vurduğunuzda çok daha fazla ekstradan hasar verebileceksiniz. Şimdi hepsi buraya bakıyor, o yüzden kafamı çıkartmıyorum. Bakın çıktığım gibi zıplıyorum, vuruyorum, geri düşüyorum. Çünkü zıplamadan şey yaparsam renderlanmıyor, bug'a giriyor, sıkmıyor tarafa. Bu da bir basit bir hata gibi. Şimdi bakın ikinci kilimi verdi. Bana bakmıyorlarken vurmaya devam ediyorum o tarafı. Dürtüyorum. Bu adam beni gördü ama öleceksin bebeğim. Ve evet düştü. Üçüncü kilimizi de aldık. Şu an dörde zorluyorum. Burada biraz hareketli olun arkadaşlar. Keskin nişancı modu. Dördüncü kilimizi de aldık. Çünkü sabit yerinizde durursanız adamlar sizin kafanızdan çok rahat bir şekilde indirebilir sizi. Hadi bakalım, değmedi. Bir tane vurdum. Vuramadım. Böyle hareketli şekilde vurmaya dikkat edin arkadaşlar. Keskin nişancı modunda. Gene vuramadım. Evet, bir tane daha vurdum arkadaşlar. Ve bir tane daha. Düş artık, öl artık. Ölümsüzlüğün şifresini yazmış adam ya. Ölmüyor. Tamam, o da düştü. Beşinci kilimizi de verdi. Ölene kadar burada devam. Doğmalarını bekliyorum tekrardan. Artık kim kimi vurursa. Hadi bakayım. Hop, kaçtı o. Ama 7 o. Kırmızı işaret çıktı. O 7 muhtemelen de damage'i yazmadı, göstermedi bana. Arkada adam var bir tane. Görebilecek miyim? O bizim adam. Tamam, arkadaki de ölmüş. Sağ mini haritadan kontrol ederseniz Nancy'de arkadaşlar. Kırmızı noktalı olanlar düşman. Zaten bunların size gelip gittiğini görebiliyorsunuz. O da bizim adammış. Bizim adama, ama bizim adam da niye işaret alıyor? Sıkıyorum, sıkıyorum. İlginç. Hadi bakalım, doğun doğun. Karşıdakiler hala beni görmüyor. Direkt solda adamlar var, onlara yöneliyorlar. Oo, bu biraz dişli çıktı. Aynen, bu sağlam vuruyor, öldürecek bizi. Derken şimdi arkadaşlar şey moduna geçelim. Bakın cephanemiz hiçbir şekilde bitmiyor. Adamı vurduğum gibi cephane değişiyor. Yani hiçbir şekilde sandık cephane doldurmanız gerekmeyecek. Bu sınırsız cephane modu diyorum ben buna. Bu modda bakalım. Bakın 3. kilimizi aldık. Cephanemiz hiçbir şekilde azalmıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bayağı bir adamlar zorluyoruz burada. Doğdukları gibi ölüyorlar. Yani takımınız güçlüyse bir kaleye gidip kalede doğanları seri bir şekilde öldürdüğünüz takdirde çok fazla puan alacaksınız. Hani ona dikkat edin. Nancy'de dikkat etmeniz gereken, çok kill almak ve ölmemek istiyorsanız geriden oynayın. Battal Gazi gibi önden hiçbir zaman oynamayın. Geriden oynayın. Takımınızdakiler saldırırken onlara arkadan destek verin. Zaten bir kurşun da sıksanız o adam ölecek. Kili size sayacak. Ve bu şekilde KD kasmış olacaksınız. Bakın şu an 7 kilim oldu ve canım daha inmedi bile. Bizimkiler öldü. Bakın direkt bana vurmaya başladılar. Geriden oynuyordum ama artık geri çekilmem lazım. Çünkü 4-5 kişi bana aldı. Silahı bana doğrulttu. Ve ölürüm muhtemelen. Tek kişi değiller. Şimdi bakın bir cover aldım hedefin arkasına. Hedefin arkasından sıkmaya çalışıyorum. Tabii onlar kanguru gibi üzerime gelmeye devam ediyorlar. Kaç, topuk. Topuk. Ölmek istemiyorsanız arkadaşlar, canınız azaldığında karşı taraf yoğun bir şekilde üstünüze geliyorsa uzaklaşıp canınızı doldurup tekrardan aynı şekilde takım desteğe verebilirsiniz. Şuradan bir difüzör atak da canımızı doldurak. Bu difüzör de böyle arada bug'a giriyor ya, çıkmıyor sağda, sinir ediyor beni. Difüzör üzerinden savaşmaya bakın. Adam solda, sağda biri. Tamam, solda da var iki kişi. Hop. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz aynı şekil. Bakın burada da adamların kalesini zorluyoruz. 17 kilim olmuş burada da, hiç ölmemişim. Şuraya difüzör attım. Çünkü adam karşımda. Bakın adamın önüne difüzörü attım ki bana hasar verirse eğer canım da olsun diye. Bakın karşıda da iki kişi var. Doğduklar gibi ana kaleden doğup bizi zorluyorlar. Sen niye bana sıkıyorsun? Bak bak bak. Difüzörü de bu şekilde kullanırsanız size çok büyük artısı olacaktır arkadaşlar. Difüzörün. Ya zaten şimdi yeni güncelleme geldi ama bu difüzör olayları falan daha kimse yapamıyor, edemiyor. Kalkan yapamıyorsun. Levin site açılmadığı için onun da açılmasını bekliyoruz. Bakalım inşallah kısa zamanda açılır. Şöyle bakın, gördüğünüz gibi 17 kill'e girdim. 24 kill'im oldu. Ve hala canım dolu. Her zaman Nancy'de takımınızın arkasından destek vermeye çalışın.
Önden giderseniz ölürsünüz arkadaşlar. Battal gaziliğe hiç gerek yok. Yani geriden destek verin. Daha fazla kill alın ve ölmeyin. Çünkü bir adama bir tane vurduğunuzda zaten zekili sayıyor. Bakın şu şekil. Takımdan önden iki kişi var. Ben arkadan destek atıyorum. Ve önde ikiler öldü mü ne olacak? Sıra bana gelecek. Canınız indi mi? Ne yapacaksınız? Sıra size geldiğinde ölmemek için geri kaçacaksınız. Canınızı toplayıp tekrardan takıma arkadan destek vermeniz gerekiyor. Bu şekilde rahat bir şekilde kill kasabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 3 tanesi birden bana geldi. Ve ben de orada öldüm muhtemelen. Videoyu editlemişim. Bu video arkadaşlar toplam 10 adet çektiğim videodan oluşuyor. Ve bu videoların da hani çektiğim zaman pek müsait değildim. Ses kaydı alamadım. O yüzden ses giydirmesini sonradan ekliyorum. Size daha detaylı bir şekilde anlatıp bilgi aktarabilmek için ses giydirmesini daha sonradan ekledim arkadaşlar. Drone'un olmasaydı beni öldüremezsin de. İşte drone'una dua et. İyi sen de öldün. Sıkıntı yok. Bu şekilde arkadaşlar Nancy modları bu şekilde. Zaten şöyle diyeyim. Görev bittiğinde normalde size şey veriyor ya, Nancy madalyası veriyor ya. Bu Nancy madalyasından ekstra mavi renkte bir spor madalyası da veriyor. Aynı broş, kolye gibi bir şey resmi. Zaten şimdi birazdan onu da göstereceğim size. O madalya sayesinde de yine aynı şekil ürün alabileceksiniz. İşte örnek veriyorum, eklentileri yine Nancy madalyasıyla alacaksınız. İşte nasıl diyeyim, diğer ürünleri spor madalyasıyla alacaksınız. Bunları bu şekilde ayırt etmişler. Hani bu mod da akşam 6'dan sonra geliyor. İşte 2-3 saatlik bir sürede geliyor. O sürede dikkat edip bu etkinliği kaçırmamanız lazım. Burada da bakın adamlar bayağı kavurlu bir şekilde oynuyor. Engelin arkasından tam sıkıyoruz. Adamlar arkaya geçiyor. Bak bir damage yiyor, arkaya geçiyor. Hani bu şekilde oynayın Nancy'de. Coverlı bir şekilde her zaman takımınızın arkasında oynayın ki ilk hedef siz olmayın. Ki bunlar da öldüreceğiz zaten. Bakın yara yara gidiyoruz üstlerine. Canları bayağı ezildi. Azaldı. Önden basacağım. Ben bastım da zaten. Diğer takım arkadaşlar da basacaktır. Aynen şekil ha. Bakın bunları da bu şekilde temizledik. Burada da 21 kilim olmuş. Parça parça çektiğim videolar bunlar size. Söylemiştim. Parça parça çektim, aktarma yaptım, hepsini düzenledim ve şimdi üstüne ses giydirmesi yapıyorum. Normalde böyle video çekmiyorum ben. Videolarda sesi her zaman kaydediyorum ama bu video böyle oldu. Çünkü çok fazla video çektiğim için ve çektiğim videolarda da pek ses kaydı alabilmek için müsait olmadığım için bunları bu şekilde telefona kaydettim. Ardından dedim zaten ses giydirmesini yaparız. Tamam, burada temiz. 900 puana ulaşmışız. Burada da zaten galibiyeti alacağız muhtemelen. 2 bayrak gidiyor. Bayraklardan biri geldiği gibi zaten oyun biter. Bakın bir anda 3-4 kişi gelmeye başladı. Geri çekileceksin arkadaş. Erkekliğin 10'da 9'u kaçmaktır. Bakın spor madalyası verdi 50 adet. Görüldüğü üzere ve bakın şu anda görüyorsunuz 100 adet spor madalyası ve savaş puanı, toplama puanı verdi. Bu şekilde ödüllerinizi de alabiliyorsunuz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.